Almanya'da uluslararası bir fuara katılmak isteyen Türk firmalar vize mağduru oldu. Fuara numunelerini gönderen ve gerekli tüm hazırlıkları tamamlayan firma yetkilileri vize çıkmadığı için Almanya'ya gidemedi. Ve binlerce euroluk zarara uğradılar. Türk ihracatçılar ürünlerini tanıtmak üzere Almanya'da düzenlenen bir fuara davet edildi. Ancak Alman makamları vizeleri yetiştiremeyince mağdur oldular. Mağdur olan ihracatçılardan biri de İstoç'taki Buğz Züccaciye firması. Almanya'daki fuara yaklaşık 150 parça ürün gönderdiler. Ancak firma yetkilileri gidemediği için ürünleri yabancı toptancılar ve market yetkililerine tanıtabilecek kimse olmadı. Biz işte yani konsolosluklara normal prosedür ne gerekiyorsa pasaportlarımızı, evraklarımızı ne isterse verdik ama işte bekleyeceğimizi söylediler ama bir türlü cevap alamadık. Sistemler kontrol ediyoruz. Yok, ikisi oldu. Hadi yani bir ihtimal diyoruz. Yarın çıkar. 3 oldu, fuar günü başladı. Standımız dizildi orada. Standımızı dizdiler. Ürünlerimizi kolisini açıp dizdiler. Ondan sonra 3 oldu, yok 4 oldu, yok 5'i son günü. Sabah saat 10'da belli oldu. Zaten fuar 3'te bitti. Fuara katılamayan iş insanları standlar boş kalmasın diye Almanya'daki yakınlarından yardım istedi. Ancak ya oraya daha önce vizesi olan arkadaşlarımız vardı. Orada tanıdıklarımız vardı. İşte bir şekilde açtırdık ürünleri ama dediğim gibi oradaki gelen market satın almacılarına birebir ilgilenecek, fiyat verecek, onlara pazarlık edecek, ürün gamını iyi tanıtacak arkadaşlar değildi, yetkili insanlar değildi yani. Kuzenim beni arıyordu. İşte müşterilerle görüşüyordum ama yani yine de hiçbir fayda etmiyordu. Müşteriler yetkiliniz nerede? İşte yetkiliyle görüşebilir miyiz? Nasıl görüşebiliriz? Kuzenim de diyordu işte vize çıkmadı o yüzden fuara gelemedi. Müşterilerin yüzü düşüyormuş yani. Böyle alacaklı olan adam bunlar vizesi de açmıyor nasıl bir firma diyebiliyorlar yani. Böyle algılanıyor. Sipariş yazamadık biz o yüzden. Peki vizeler neden çıkmadı? Evrak yetersizliğine işaret yapmışlar. Bütün istedikleri evrakları verdik. Bankada konto olsun, ödemeleri onlara yaptığımız ödeme olsun, fuar ödemesi olsun, benim sigortam olsun, Bağkur'um olsun. Bizden bir ton evrak istediler. Hepsini tamamlayıp gönderdik. Firma yetkilileri şimdi fuara ödedikleri katılım ücretini geri almak için uğraşıyor.